Habertürk ekranlarından mutlu günler sevgili izleyiciler. Bugün yine sağlık onda da merak ettiğiniz bir konuyu işin uzmanı ile birlikte konuşacağız ve bugünkü konuğum ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Kayhan Turan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Hocam bizim için Bursa'dan geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bugün robotik eklem protezi cerrahisini konuşacağız evet. Ve ben hemen eklem kireçlenmesi nedir diye başlamak istiyorum. Eklem kireçlenmesi bizim eklemimizde kemiklerimizin temasını kolaylaştırmak için pürüzsüz olan bir yüzey vardır. Bu kıkırdaktır. Hı hı. Bu kıkırdağımız tamamen saydam ve çok pürüzsüzdür. Bunu zamanla, yaşla ya da travmayla bozulduğu zaman eklemimizin kıkırdak kalınlığı inceliyor. İnceldikten sonra kemikler birbirine iyice sürtmeye başlıyor. Sürttükten sonra kenarlarda yeni kemikler oluşmaya başlıyor. Aynı zamanda bazı inflamatuar olaylar devreye giriyor. Bunların hepsine birlikte bizim eklem kireçlenmesi diyoruz. Peki hocam, eklem kireçlenmesinde kök hücre ve PRP tedavisi uygulanabilir mi? Eklem kireçlenmesinin birçok tedavisi var. Hı. Ama öncelikle eklem kireçlenmesinin tedavisinden önce şunu söylemek lazım. Eklemimizi kireçlendirmememiz lazım. Hı. Bunun için yapmamız gereken bir takım önlemler olabilir. En önemlisi kilomuza dikkat etmeliyiz. Düzenli egzersiz yapmalıyız. Bunlar bizim eklemimizi bize uzun süre lazım olduğu için sürekli dayanıklılığını artıracak. PRP ve kök hücreye gelince PRP trombositten zengin plazma. Biz buna TZP de diyoruz. Hı hı. Kanımızdaki iyileştirici hücrelerimizden oluşuyor TZP. Kök hücre de vücudumuzda bizim sürekli bir yenilenmemiz vardır. Hı hı. Yani bu yenilenmemizin kaynağı kemik iliğidir. Kemik iliğimizden kök hücreler üretilir. Bunlar vücudumuzun çeşitli yerlerine damar yoluyla giderler ve bu damar yoluyla oradaki bulundukları bölgedeki hücrelere dönüşerek orada yeni dokular oluştururlar. Kıkırdaklarımızda maalesef, yani kireçlenme olan kıkırdaklarımızda maalesef kanlanma olmadığı için buralarda yenilenme olmaz. Hı. En büyük problem budur. Hı hı. Onun için kök hücreyi diyelim bizim vücutta aldığımız bir takım yerlerimiz vardır. Nedir bunlar? Birincisi leğen kemiğimizden alabiliriz. Hı. İkincisi karın yağlarımızdan alabiliriz. Oldukça yoğun kök hücre vardır. Aldığımız bu kök hücreleri belirli bir miktarda özel tekniklerle yoğunlaştırarak hastaya tekrar verebiliyoruz. Bu nasıl yapıyoruz? Aldığımız yoğun olan yerden alıyoruz zaten kök hücreleri. Hı hı. Bunu tekrar dizimizin içine veriyoruz. Burada ne yapmak istiyoruz? Yıpranmış ya da bozulmuş olan kıkırdağın tekrar beslenerek iyileşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Orada yeni kıkırdak dokusu oluşturmaya çalışıyoruz. Bilimsel çalışmalar göstermiş ki bozulmuş olan kıkırdak hücreyi trombositten zengin plazma, PRP ya da kök hücreyle biraz iyileştirmek, gençleştirmek mümkün. Peki hocam, robotik eklem protez cerrahisi nedir? Protez cerrahisi artık eklemlerimizin tamamen bittiği, artık başka hiçbir şey yapamayacağımız durumlarda tedavi olarak hastanın günlük hayatını sürdürmesinde gerçekten yalnızlaştığı, yani bizim ilaç tedavisiyle, bastonla, hareketle herhangi bir şekilde yardımcı olamadığımız zaman artık son olarak protez cerrahisi yapıyoruz. Protez cerrahisinde oldukça yaygın olarak kullanılan, yaklaşık 50 yıldır kullanılan bir cerrahi. Çok yaygın kullanılıyor. Son dönemde oldukça arttı. Burada bir takım eksikliklerimiz oldu. Yani tıp olarak eksikliklerimiz oldu. Hastalarımızın memnuniyetini maalesef %60'larda sağlayabiliyoruz. Yani çok duyarsınız, protez oldu ama daha evet. kötü oldu, daha iyi evet. kıvramadı. Bu tür sorunlar gerçekten hastalar için çok büyük handikap oluşturuyor. Burada bir takım yani hastaya bağlı problemler var ama bize bağlı problemler de var. Tekniğimize bağlı problemler de var. Yani bu protez yerleştirmesi, bu protezin açısı, büyüklüğü, birbiriyle uyumu, kalınlığı, kemik üzerine oturuşu sadece bir tek şekilde doğrudur. Hı hı. Ama biz manuel cerrahi yaparken bunu başarabilmemiz neredeyse mümkün, yani tek bir noktada yapabilmemiz mümkün değil. Bunu en doğru şekilde yapabilmek için
teknolojiden yararlanıyoruz. Robotik cerrahi de burada devreye giriyor. Yani ne oluyor? Hastamızın öncelikle 3 boyutlu tomografisini çekiyoruz. Çektiğimiz bir tomografiyi bilgisayarlı ortama geçiriyoruz. Burada 3 boyutlu olarak hastamızın dizinin üzerinde hastamıza daha hiç dokunmadan dijital ortamda protezimizi yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra birbiriyle çalışmasını görebiliyoruz. Nasıl çalışıyor onu görebiliyoruz. Bunları yaptıktan sonra her şey hazır. Hastamızı ameliyathaneye indiriyoruz. Hastamızı dizini robota tanıtıyoruz. Robot bize geliyor. Şuradan, şuradan, buralardan keseceğiz. O açıları tutturmadığımız zaman kırmızıyla bizi uyarıyor. Sesli olarak uyarıyor. Titreşimle uyarıyor. O planladığımız olayın dışına çıkmıyoruz. Böylece ameliyattan önce yaptığımız planlamayı ameliyat sırasında rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Yani ameliyattan önce aslında bir ameliyat yapmış oluyorsunuz. Evet, sonucu görmüş olabiliyoruz. Yani sonuç ne olacağını biliyoruz. Yani sürprizlerle karşılaşmıyoruz. Tabii burada önemli olan bir şey daha var. Biz manuel olarak yaptığımız zaman tüm hastalarımıza ortalama bir değerde protezi yerleştirmeye çalışıyoruz. Yani size de, bana da, başkasına da yaptığımız zaman derecelerimiz sabit. Ama tüm insanların vücutlarındaki anatomik yapılar aynı değil. Belirli farklılıklar gösteriyor. İşte 2 dereceden 6 dereceye kadar farklılık olabiliyor. Varus valgus farklılıkları oluyor. Eğimlerde farklılık, yani sizinle benim dizim aynı değil kesinlikle. Biz burada manuel cerrahide ortalama bir değer yapıyoruz. Peki bu ortalama değer yaptığımız zaman ne oluyor? Ortalamaya uygun olan hastalarımız iyileşiyor. Peki ortalamanın dışında kalan hastalarımız ne oluyor? Maalesef onlarda şansımız daha az oluyor. Aynı zamanda bir de yapılan çalışmalar şunu göstermiş ki manuelde yaptığımız şeyler protezlerle, kesimlerle robotikle yaptığımız kesimler arasında doğruluk olarak farklılık var. Protezde robotik cerrahide 3 kat daha net olarak doğruyu yakalayabiliyoruz. Yani bunu benim elim sizin eliniz değil. Ben kendim manuel olarak kesiyorum kadavra üzerinde. Sayılarımızı alıyoruz. Ne kesmek istediğimi ve sayılarımızı alıyoruz. Sonra robotla kesiyorum. Aynı kişi. Ben ikisine de ver. Sonuç farklı. Yani sonuç robotla kestiğimde istediğim rakamları daha iyi elde etmişim. Hocam peki robotik eklem cerrahisi olacak olan hastalara ne gibi önerileriniz olur? Robotik cerrahide başarısı ya da eklem cerrahisini, robotik olsun olmasın protez cerrahisinde bizim en korktuğumuz etkenlerden birisi enfeksiyon. Bu enfeksiyonla ilgili gerçekten hastalarımıza düşen, bize düşen bazı görevler var. Yani hastamızın ameliyattan 2 hafta önce kesinlikle sigarayı bırakması lazım. Şekerinin kontrol altında olması lazım. Onun dışında tansiyon, karaciğer, kalp hastalığı varsa bunların düzenli olarak tedavilerinin yapılması lazım. Bize düşen görevse, cerrahiye düşen görevse, yani bize seçerken muhakkak araştırmaları, bu cerrahilerin çok yapıldığı merkezlerde, çünkü onlarda bir multidisipliner bir olay gelişiyor. Yani 10 tane, 15 tane yapılan bir merkezde daha çok hemşiresi, personeli bu ameliyatlara yatkın oluyor. Çünkü robotik cerrahide ya da eklem protez cerrahisinde gerçekten enfeksiyondan çok korkuyoruz. Enfeksiyon olmaması için hastanın kendi hijyeni, hastalıkları ve merkezin seçimi oldukça önemli. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün de Sağlık Onda'nın sonuna geldik. Bugün konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Kayhan Turan'dı. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.